Millet herkese selamlar. Öncelikle biliyorsunuz yeni label'ımızı açtığımızdan beri fokus olduğumuz tek şey müzik. Ve böyle şeylerle anılmaktan artık tiksiniyorum. Yani gerçekten nefret ediyorum. Çok yorulmuş durumdayım. Bunların hayatıma kattığı önyargı da artık beni tüketmiş durumda ve her şeyden olabildiğine uzak kalmaya çalıştığım 2 senenin sonunda artık 2. seneye geliyoruz. Böyle bir yayın yapmak zorundayım. Öncelikle her şeye en başından başlayacağız. Biraz sıkılanlar olabilir, gidebilir ama Türkiye uzun zamandır uzun yayınlar izliyor zaten. Bir de siz bunu izleyin o zaman. Her şey 2015'te başladı. 2015 senesinde daha hip hop camiası oturmamışken, şu anda gördüğünüz konserler, yüksek gelirler, bilmem neler, böyle şeyler yokken yani. Kimse daha kendini kurtaramamışken biz gençlerle iletişime geçmeye başladık. Ben tek başıma. Bugüne kadar Böyle Soprano bunu onaylar, Motive bunu onaylar. Rahmetli Aşkın'la ilk mesajlaşmalarımız 2015'te Facebook üzerindendi. Aramızda olsaydı bunu onaylardı. Bugün label'ı aldığımız birçok genç de bunu onaylar. Hep gençlere ilk mesajı ben attım. Çok iyisin. Daha iyi şeyler yapacaksın eminim. Bir desteğe ihtiyacın olursa, elimden bir şey gelirse umarım yapabilirim. Hep bu konuda bir şekilde açık kapı bırakıp bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bunu bugün yapmanın bir önemi yok. Bunu bugün herkes yapabiliyor. Bugün müzik ticarete dönüştü ve herkes herkesi destekleyebiliyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Bana bugün bir genci desteklemekle alakalı iyi niyet ya da ticari kaygı besliyorsun diye bir ikileme düşen kimse kanıtlayamaz gerçek niyetini. Çünkü artık bu iş ticaret. Ama o zaman ticaret değildi. O zaman bu işi yapmak için gerçekten bir gönlün olması gerekiyordu. Gerçekten kendi zamanından zaman çalmaya emin olman gerekiyordu. Gerçekten kendine kullanabileceğin her türlü imkanı 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 17'ye bölmeyi kabul etmen gerekiyordu. Ettik. Maceramız 832 diye bir grupla başladı. 8 genci bir araya topladığımız, burada da özellikle Emre'nin de payı vardır. Emre Split'in, Beylikdüzü'ndedir Emre. Şu anda İstanbul Records'ta çalışır. En sonunda 8 genci bir araya getirdik. Ki bu 8 gençte benim önceden iletişimim vardı zaten. Böyle Soprano, Motive, Vio. Bu üçünden bahsediyorum. Elimizden geldiğince stüdyomuz bile yokken, o yayınları izlediniz, Soygun'dan falan bahsediyorum. Stüdyomuz bile yokken bir tane bozuk pervanenin olduğu bir odada, kendi evimin odasında böyle rap yapmaya çalıştığımız dönemler oldu. O dönem 10 kişiydik ve 10 kişi bir stüdyoyu bir araya getiremiyorduk. İşler o kadar zor, işler o kadar çıkmazdaydı. Ve işin en sonunda 2017'de ben bir adamla görüştüm. Şu an hukuki olarak kendimi zora sokmamak için bazı isimleri anamayacağım. Kusura bakmayın, bunun da günü gelecek ama. 2017 senesinin Kasım ayında ben post prodüksiyon ve kurgu işleri yaparken bilgisayarda, bu özel efektler var ya filmlerde izlediğiniz. Bir tanıdığım vasıtasıyla bir vatandaşla görüştürüldüm. O dönem imaj filmden ayrılmıştım. Uzun sürede bazı televizyon kanallarında kreatif direktörlük yaptım. VSG diye bir şirkette çok uzun yıllar grafik animatör olarak çalıştım. Oradan sonra bazı ajans tecrübelerim oldu. En sonunda televizyon kanallarında kreatif direktörlük yapıp dedim ki bu çalışma temposu müzik yapmaya çok uzaklaştırdı beni. Ve ben çalışamayacağım. Freelance olarak Murat Şoker isimli bir yönetmen abimizin post kurgularını yaparak kariyerime devam ettim. O aralıkta da İşte haftanın bir günü montaj yapıyordum, haftanın bir günü bilmem ne yapıyordum falan gibi. Arada müzik yaptığım bazı formüller var. O dönemde giyinmeyi, kuşanmayı çok seviyorum. O dönemde her şeyimi herkesle paylaşıyorum. Sanırım bunu yalanlayabilecek tek bir yapı, tek bir doku, tek bir şahıs yoktur. Benim için her zaman paylaşmak esas oldu. Hayatım boyunca her şeyimi paylaştım. Benim kadar paylaşsaydınız şu anda başaramayan bütün arkadaşlarınız başarmıştı zaten. Bireysel başarılarınız değil, başarınızı ne kadar paylaştığınız önemli. Ben başaramamış birisi olabilirim, çok über başarılara sahip olmamış olabilirim. Türkiye'deki müzisyenlerin kendi arasındaki yarışta çok önde olmayabilirim ama umurumda değil. Ben her zaman hacmimi bölmeyi, yeni bir sanatçıyla düet yapmayı, bir no name'e el vermeyi sorun görmedim. Problem değil, benden götürdüğü şeyin önemi yok. En yakınlarınız albümlerinizde yokken benimle böyle şeyler konuşmayın, hiç gerek yok. Çok saçma. İşin bu kısmından sonra şöyle bir yere geldik. Bu adam bana
kurgu post prodüksiyon işiyle alakalı bir teklifte bulunmuşken bir anda işin şekli şuraya döndü. Ya sen müzikle uğraşıyorsun galiba. Evet, müzikle uğraşıyorum. Çünkü o dönem bana teklif ettiği maaş benim en son çalıştığım iş yerinden aldığım maaştan çok düşüktü. İmaj filmde bir ay çalıştım. 8500 lira almıştım en son çalıştığımda. 2016 senesinin sonlarından bahsediyorum. Daha sonrasında 2017'de, yani bu adam, bu vatandaş 2017'nin sonunda bana 5000 TL maaş teklif etti. Ben dedim ki kusura bakmayın, ben Murat Şoker'in 2-3 tane klibini yaptığımda bu parayı kazanıyorum zaten. Müziğime zaman da kalıyor. Benim bu maaşla sizinle çalışmam mümkün değil. Daha sonrasında bu vatandaş bana yeni bir teklifle geldi. Dedi ki madem müzik yapıyorsun, biz de içeriye yatırım yapmak gibi, içerik üretmekten bahsediyorum. İçeriye yatırım yapmak gibi bir plan içerisindeyiz. 2017-2018 seneleri içerisinde. O zaman gel bir label kuralım. Dedim ki yani bir label kuralım ama nasıl kuralım label'ı? Yani tamam label kuralım okey ama nasıl bir hayal kurayım? Uçsuz bucaksız bir hayal kur. Limitsiz. Sene 2017. Türkiye'de başarmış tek hip hop şarkısı APO'nun Günah Benim şarkısı. Daha Ezhel'in albümü de patlamamış ve bizim hip hopçular olarak geleceğe yönelik hiçbir inancımız, hiçbir hayalimiz ya da rüyamız yok. Diyoruz ki ne olacak lan, bu işler nasıl olacak? Yani gerçekten tutturabilecek miyiz, bir geleceğimiz olabilecek mi derken gelmiş böyle bir teklif var. Ve bu tekliften sonra bu teklifi yakın çevremle paylaşmaya başladım. Dedim ki böyle bir şey var. Bu arada şöyle şeyler yaşıyoruz. 2017 senesini de biraz açmamız lazım. 2017 senesinde 832 dediğimiz grupla beraber operasyonlara giderken şöyle bir karar aldık. Dedim ki çocuklar benim hacmim bir kişiye yetiyor. Çünkü ben zaten böyle seke seke gidiyorum. Her şey yolunda değil. Daha patlamış bir tepki şarkısı yok. Yaptığım tarz Türkiye'ye çok aykırı. Hala biliyoruz. Umrumda da değil bu arada. Gerçekten hiç umrumda değil. Gördüğünüz gibi bir şekilde ilerliyorum. Çok da mutluyum bu arada. Motive ile beraber bir şeyler yapmaya başladık. Murat Şoker kendisi bu durumu şey yapabilir, sizlerle paylaşabilir. Murat Şoker o dönem bana klipler çekerdi. Abi kardeşiz, ben onun kurgularını yapıyorum. Murat Şoker benim yönetmenliğimi yapıyor. Murat Şoker beni sete çağırdığında diyorum ki Kerem gel sana klip çekelim diye. Abi bir kardeşim var, ben onunla birlikte geleceğim. Onunla beraber bize klip çek. Ya Kerem beni şimdi bak uğraştırma çocuklarla falan. Abi öyle değil ya, çocuk çok yetenekli, gel beraber şey yapalım. Hatta Avcılar'da Motive'nin ilk izlediğiniz The Maze kanalındaki klibi şöyle çekildi. Bir üniversite öğrencisi genç dönem ödevi olarak bir rapçiyle röportaj yapmak gibi bir şey ikna etmiş okula. Benimle röportaj yaptıktan sonra ondan rica ettim. Dedim ki kaç saatin var? Abi 2-3 saat daha var zamanım. Kendisi de hatta rap yapar. Umarım izliyordur. O da bir gün size bu durumları açıklar. Ya kardeşim bu kameranı 2-3 saat kullanabilir miyim? Kullanabilirsin abi. Kamerayı alıp Motive'ye Avcılar sokaklarında doğaçlama bir klip çektik. Bir parça hiçbir şeylik değil. Gayet ciddi. Gayet ciddi böyle çekildi. Yani benimle röportaj yapmaya gelen bir gencin kamerasını kullanarak sokaklarda çektiğim bir video kliptir. Gayet ciddi. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim bu arada. Yetenekleri hepsini hak ediyordu. Her zaman da söylüyorum. Hiç sıkıntı yok. Şahsi olarak aramızda ne geçerse geçsin benimle bir daha dost ya da ahbap olabilmeleri gibi bir şey benim kendi kaidelerim yüzünden mümkün değil. Onlarda da mümkün değildir zaten. Onlar da öyle hissediyorlar ki hala böyle saçma sapan şeyler yaşayabiliyoruz. Çok ikilemde, garip garip. Ki sıkıntı yok. Ben Motive'yi zaten ittirmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Yani gayet ciddi yapmışız. Before Ida'yı yapmışız. İşte Ying Yang'ı yapmışız. Her projenin içinde kesinlikle bir Motive involve ediliyor. Yani Soygun'un ikisini yapmaya çalışıyoruz. O dönem biliyorsunuz onun bir stüdyo performansı var. Motive Aksan ben. Derken bu teklif gelince ben bu adama bir sunum hazırladım. Büyük bir video sunumu. Bu sunumun içerisinde inanılmaz detaylar var. Gelecek planları, stratejiler, yürünecek yol, plan, işte crew olmak, aile bilmem ne falan. Bu aralıkta da Güngören'den iki tane kardeşim var. Bir tanesiyle artık maalesef kardeş değiliz. Ama abisi beni çok sever. Çağrı. Bir de Batı var. Kendisiyle hala beraberiz sağ olsun. Bu iki kardeşim bana iki tane kardeş önermeye başladı. Dedi ki bak böyle kardeşler var. Ben de o dönem dinliyorum falan. Bir gün bir canlı yayınımda onları gördüm ve hadi gelin dedim. Gecenin 12'sinde evime geldiler ve böyle tanıştık. Ve bir yola çıkmaya başladık.
Dedik ki kardeşim şu an elimde bir şey yok ama böyle bir ihtimal var. Böyle bir teklif var. Çünkü bu teklifin oluşması da 2017 Kasım'dan 2018'in başına doğru sündü. Yani 2018 Şubat ayında bizim artık bir mekanımız vardı ve işler gerçek oldu. O zamana kadar işler hala ulan acaba olur mu olmaz mı? Bu adamın söylediği şeyler bilmiyorum falan. Bu arada bu adamla ilgili küçük bir arge yapıyorum. Adamın daha önce Türkiye'deki bazı rapçilerle yaşadığı sıkıntılar var. Kila Hakan gibi. Aynı zamanda Almanya'daki muhabbetle bir sorunu sıkıntısı olmuş. Bazı acabalarım var ama 2017 yılında işler böyle değil. 2017 yılında bir rapçinin gidip herhangi bir label'dan bir şey alma ihtimali yok. Yani bu aralıkta artık bir karar verme zamanı geldi. Ve gençleri de karşıma alıp dedim ki böyle bir ihtimal var çocuklar. Benim normal şartlarda kabul edemeyeceğim kadar düşük bir maaşa o kadar çok işi yapmam gerekiyor ki kendimden geçmek durumundayım. Öncelikle durumu çok iyi anlamak lazım. Yani 2019 senesi faal olarak bu plak şirketinin en yoğun iş yaptığı dönemdir. Ve 2019 senesinde ben ayda 4 ya da 5 set yönettiğimi biliyorum. 4-5 klibin yönetmenliğinden bahsediyorum. 4-5 klibin kurgu, montaj ve After Effects'lerinden bahsediyorum. Bunu sektörde olan birisi bilir. Yani bir klibi çekip 2 gün içinde kurgusunu bitirmen lazım ki bir klip daha çekeceksin falan filan. Hayatımdaki en sağlıksız, en uykusuz, en demoralize, en bitik ama aynı zamanda en huzurlu, en mutlu. Çünkü bir şeyler yapıyorum ve gerçekten bir şeyler oluyor dönemde. Burada bütün verdiğim mücadeleden hala okeyim yani. Çok sıkıntı yok. Bunu küçücük bir ekiple yaptık bu arada. Yani administratif taraftaki işleri halleden perde arkasındaki yönetim grubu dışında plak şirketinde çalışan maksimum 3 ya da 4 kişi oluyorduk. Bir kişi koordinasyon, ortalığı toparlıyor, bize yardım ediyor, çay kahve bilmem ne. Bir kişi mix mastering yapıyor, bir kişi prodüktör ve bir de ben varım. Ben ne yapıyorum? Grafik tasarım, kurgu, montaj, After Effects, vokal koçluğu, tepki olma durumu, A&R'lık, sanatçıları toparlama, label menajerliği, sosyal medya yönetimi. Orada, o dönem çıkan krizleri biliyorsunuz, o krizlerle mücadele etmek. Hatalarım olmadı mı? Tabii ki oldu. Bu dolulukta, bu bahsettiğim yoğunlukta hata yapamayacak tek bir birey varsa çıkıp burada istediğini söyleyebilir. 2017 senesi tekliflerin havada uçuştuğu, paraların havada uçuştuğu ya da sanatçılara her yerden gökten teklif yağdığı bir sene değildi. 2017 senesi umutsuz, mutsuz, ihtimalsiz, korkunç bir seneydi. Ben insanların hayalleriyle oynamadım. MOB sanatçı sayısı olarak, yüzde oranı olarak bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış en başarılı label operasyonu. En çok sanatçı sign etmiş, en çok sanatçı çıkartmış, release etmiş ve o sanatçıların birçoğu şu anda Türkiye'de gayet popüler konumdalar. Demek ki başarmışız. Demek ki birçok şey doğru yapılmış. Demek ki birçok mücadele boşuna gitmemiş. Demek ki birçok emek boşuna gitmemiş. 2019 senesi benim için nasıl geçti? Önce bunu konuşmak lazım. Şimdi öncelikle ortada dönen bazı konuları çok net ve keskin şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü ortada konuşulan konular her zaman yuvarlak. Hiçbir netlik yok. Kimse net bir şey söyleyemiyor. İlk net şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Ben 2015 senesinde O Ses Türkiye'den çıktığımda zaten bir şeyler benim için iyi gidiyordu. O dönem ben 9 gibi bir albüm yaptım. 9'un içinde de Soygun gibi bir şarkı vardı. Rüyalar gibi bir parça vardı. Ben o dönem zaten tepkiydim. Allame ile beraber bir şeyler yapıyorduk. Sürekli konserlere çıkıyordum. Yani 2018 senesinden önce benimle ilgili headline olduğum yüzlerce afiş bulabilirsiniz. 2015, 2014, 2013, 2012 benim ilk 3 isimden biri olduğum yüzlerce parti afişi bulabilirsiniz. Onlarca hip hop cemi afişi bulabilirsiniz. 2018 senesi benim biraz daha medyayla örtüştüğüm bir sene oldu. Oradan önce Hip Hop Life dediğimiz internet sitesinin beni engellediği bir 5 sene geçirdim çünkü. O dönem şu anda Spotify'da engellenenler böyle sürekli şikayetçi ya. O dönemde böyle internet sitelerinin rapçilerin hayatlarına yaptığı inanılmaz engellemeler vardı. Her neyse, 2018 senesinde artık MOB'nin altyapılarını kurmaya başladık. Benim evim Küçükçekmece'de 832. yan yolun 36 numarasındaydı. Ve MOB dediğimiz binada yine 832. yan yolun 40. numarasındaydı. Yani teknik olarak iş yerimle evimin arasında sadece bir bina var arada. Ve evimden çıkıp sadece 3 adım atıp iş yerime gidebiliyordum. Bunu şunun için yaptım. 7-24 çalışalım.
7-24 çalışabileyim. Sürekli kontrolüm bir şekilde o yapının üstünde olabilsin. Sürekli bir şeylere müdahale edebileyim. Bu aralıkta tabii ki yanlış alınan kararlar onlarca oldu. Burada benim tarafımda alınan yanlış kararlar da var. Yapının tarafında alınan yanlış kararlar da var. Ama overall'da baktığınızda hala o yapının sanatçıları bugün Türkiye'de çok önemli noktalardaysa bayağı başarılı bir operasyon ilerlemiş. Çünkü aynı dönemin onlarla hem boyut olan isimlerine bakarsanız görürsünüz ki birçoğu artık yarışta çok geride kaldı. Yani o dönem MOB'nin rapçilerinin çıktığı dönemden bugüne geldiğimizde MOB'nin rapçileriyle o dönemden beri rekabet eden birçok rapçi şu anda baktığınızda eğer sayılara takılıyorsak çok gerideler. Yani burada da hem onların şahsi yeteneklerinin hem de bizim arkada yürüttüğümüz operasyonun inanılmaz enerjisinin bir payı var. Bu su götürmez bir gerçek. Kim kabul eder kim kabul etmez bilmem. 2019 senesinde yapının başındaki finansörün 50 şarkılık ütopik bir hayali vardı ve bu hayalden adamı vazgeçiremedik. Çünkü listeleri domine etmek gibi bir hayali vardı. Bu aralıkta yaşanan birçok durum var. İşte MOB'den bazı şarkıların yayınlanması, Barry Soprano'nun şarkısının Barry Soprano'nun tarafından yeniden release edilme tarafı, Çekmece'den Yıldızlara şarkısı. Biliyorsunuz Mayıs ayında aşkını kaybettik. Bu aralıkta size bir şey daha söyleyeyim. Hayatımda en daraldığım, en bunaldığım, en sıkıldığım yafta burada Aşkın'ın dayısı, Aşkın'ın babası ve Aşkın'ın annesi bizi izliyorsa ellerinden öpüyorum. Hepsini çok seviyorum. Aşkın'ın operasyonunu yürütmek o kadar zor bir şey ki. Primci oluyorsun. Her şeyi kullanıyor oluyorsun. Hayatımda hiçbir artısı yok. Her Mayıs ayında ve her Şubat ayında iç huzurum ve mutluluğum dışında sizlerden aldığım iğrenç negatif yorumları çekmek zorundayım. Korkunç bir dönem. Çıkarmasam unutacaksınız. Bu kadar. Bu kadar. Yani eğer sosyal medyadan anlayan biri varsa Mayıs ayında ya da Şubat ayında benim astronomik takipçi artışım ya da astronomik dinlenme artışım ya da astronomik bir finansal başarım falan olduğunu düşünüyorsa tak diye çıkar orada. Sosyal medya her şey kayıtlı. İstatistikler falan. Bu operasyonun inanılmaz bir sosyal medya linç yükü var. Çünkü çocukla ilgili her yeni bir şey yayınlandığında sizden gelen o iğrenç yorumlar var. Ama Michael Jackson'la ilgili yeni bir şey yayınlandığında ailesiyle ya da plak şirketiyle ya da bu operasyonu yürüten bu işe gönül vermiş insanlara böyle yorumlar gittiğini düşünmüyorum. Çünkü biz ölülerimizi unutuyoruz. Barış Manço'yu unuttunuz. Cem Karaca'yı da unuttunuz. Aşkını unutturmamaya çalışıyorum. Çünkü B.I.G.'yi unutturmadılar. Ben yurt dışındaki hip hop ekollerinden böyle gördüm ve Türkiye'de de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda da Aslan gibi bu hafta release haftası 16 şarkının bulunduğu Aslan gibi bir mixtape çıkıyor. Yine siz bıt 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 konuşacaksınız ama biliyorum Haziran ayının sonunda susacaksınız ve ondan sonra ben Şubat'a kadar biraz kafamı dinleyeceğim. Sonra Şubat'ta yine başlayacaksınız ve umurumda bile değilsiniz. Çünkü o ailenin ne kadar mutlu olduğunu, yakınlarının ne kadar mutlu olduğunu, müzisyenlerin bu işe destek verirken ne kadar gönüllü olduğunu perde arkasında görüyorum. Bu operasyonu bu enerjiyle 3. senesinde yürütecek başka insan olduğunu düşünmüyorum. 30 Mayıs'ta Aşkın'ın yakın çevresinin neler paylaştığını gördük. Hiç yorumsuz. Bu kadar basit. Bunu da konuşmamıza gerek yok. O yapı, MOB dediğiniz yapı ve hepimizin kariyerlerinde bir tane gerçek var. Bunun altına sizinle beraber imzamı atarım. Aşkın aramızdan ayrılırken hepimize kocaman bir yol yapıp aramızdan ayrıldı. Çünkü aşkını anmak için bu kadar iyi niyetle yaptığımız Çekmece'den Yıldızlara şarkısı ki bütün sanatçılar ortak bir niyetle gelirlerini aşkının ailesine bağışladı. Ama sağ olsun plak şirketi hala ödemedi. Hiç değilse sanatçıların bu konuda çok iyi niyetli olduğunu söyleyebilirim. İlk günden son güne. Bu şarkı Türkiye'de 2018'in yazında 2019'un yazında kafam çok karıştı. Bir dakika 2018 tabii 2018'in yazında. 2018'in yazında bu şarkı Türkiye'de trend videolarda tam bir ay birinci sırada kaldı. Biz MOB crowd'u olarak Çekmece'den Yıldızlara da bulunan herkes aşkına borçlu. Ben borçluyum, onlar da borçlu, herkes. Çünkü o şarkı eğer bir ay trendlerde kalabildiyse ve MOB bu kadar hype bir başlangıç yaptıysa aşkının aramızdan ayrılmasının payı büyük. Ben bu borcu aileye her fırsatta ödemeye çalışıyorum. Finansal bir şeyden bahsetmiyorum. Benim boynumun borcu o aileyle sürekli irtibatta kalmak. Aşkının işlerini elimden geldiğince, gücüm yettiğince düzgün idare edebilmek. Ve bunun için gereken bütün mücadeleyi veriyorum. O yapı dağıldığından ya da ben o yapıdan ayrıldığımdan beri hep bugünü bekledim. Çünkü
O yapı dağıldığında sanki şirkette hiçbir sorun yokmuş, sanki adamda hiçbir sorun yokmuş gibi bütün faturanın bana kesilmesini izleyip durdum uzaktan. Çok umursamıyorum da, çok önemli değil. Ama er ya da geç bugünün geleceğini biliyordum ve bugün iki kelime etmem gerekiyordu. Bugün ettiğim iki kelime de asla sanatçılara hedef gösteren kelimeler değil. Ha, ben sizi hatırlıyorum da siz beni hatırlamıyorsunuz. Siz benim birinden çekindiğimi, birinden korktuğumu ya da ya hiçbir şeyin altında kaldığımı gördünüz mü? Efendiliğimden sustuğum çok oldu. Ama böyle şeydir, umursamam ben. Umurumda bile değil. Bir gerçek vardır, yaşanmıştır ve bu gerçek anlatılır. Senin perspektifinden ve benim perspektifimden hiç sorun yok. 2019 senesi çok zor geçti. Çünkü 2019'a release'leri artık bu adama dedi ki 50 şarkı kesinlikle bir anda yayınlanamıyor. Çünkü bir tane prodüktörümüz var, bir tane mix masteringçimiz var, bir tane ben varım ve 50 tane parça var. Mümkün değil. Albümleri bölelim. Bu adam Mary Jane'de yakaladığımız başarıyı ya da Çekmeceden Yıldızlara da yakaladığımız başarıyı sürekli yakalayacağız gibi bir yanılgıya düştü anladığım kadarıyla. Ama müzik böyle işlemez. Müzik böyle süreç gerektirir. Bazı şeyleri yaparsın 2-3 sene sonra çok değerlenir. Aynı şu anda gördüğün gibi. Bugün The Maze'de yine artist development yapıyorum. Çünkü 2-3 sene sonra bu gençlerin hepsi çok değerli olacak. Bir anda Ocak ayında aradığını bulamayan yapımcımız operasyonu yavaş yavaş küçültmeye başladı. MOB'de sözleşme diye bir şey dönüyor ya ortada, bayılıyorum, sözleşme. MOB'de ben zaten sign olduğumda tepkiydim. Ben bu işin Türkiye'deki ikinci jenerasyonuyum. Hadi eğer 80'lerin sonunu sayarsak üçüncü jenerasyonuyum. Ben o dönem intihar gibi bir sözleşmeye kendim de imza attım. Çocuklardan tek bir virgül, tek bir satır, tek bir yüzde eksiği ya da fazlası olan bir sözleşme imzalamadım. MOB'de no name sıfırdan sign ettiğimiz hiç tanınmayan bir artistin sözleşmesinde ne yazıyorsa Tepki'nin sözleşmesinde de o yazıyordu. Sözleşmeler duruyor. Bende var. 2019 senesi çok zor geçti dediğim gibi. 2019 senesi o kadar sert geçti ki 2019 senesinin ilk yarısından sonra ben Benji ceza yatacağız ve 212 single'ı dışında bir şey yayınlayamadım. Standart bir Tepki dinleyicisi bilir ki ortalama ben yılda en az 3-4 tane albüm yayınlarım. Çünkü albüm adamıyım ben, albüm seviyorum zaten. Ama 2019 senesine dönersen 2019 senesinde benim yayınladığım Output No. 1 EP'si dışında 2 tane single'ımı görürsün. 3 tane. 5 tane değil. Bir tane daha albüm yok. Bir tane daha mixtape yok. Daha bu yıl başladı 20 küsur şarkı yayınladım. Ben üretken bir müzisyenim normalde. Ama 2019 senesinde kendimden vazgeçtim. Sorun değil. Plan da böyle yapıldı zaten. Çünkü er ya da geç aramızdan herhangi birisi başarsa her şey dört dörtlük olacaktı zaten. Plan böyle yapıldı. Ve kapalı kapılar arkasında sanatçılarla her zaman şu konuşuldu. Abicim, müzik camiasında herkes bu köleliğe bir şekilde imza atmış ama 5 sene sonra özgürüz. Bu sözleşmeler 5 yıl ama bir şekilde ya konser tarafını aktif edip ya bir şeyleri yoluna sokup ya enerjimizi yükseltip bir şekilde kendi ayaklarımızın üzerinde durur hale geleceğiz. Ondan sonra sorun yok zaten. Gidiyorsak hep beraber gideriz. Kalıyorsak hep beraber kalırız. Ayrı konu. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Küçükçekmece semt olarak yokluğun olduğu bir semt. Ama çok gerilla bir semt değil. Yani gedo dediğimiz gedoluğun içinde benim gedoluğum asla Küçükçekmece'nin sertliğinden gelmiyor. Yapısal şartların ve imkanların zorluğundan geliyor. Yani ben mahalle çocuklarıyla bir operasyon yürütürken başıma gelebilecek ihtimalleri çok öngörememişim. Çünkü her mahallenin vibe'ı aynı değil. Her mahallenin hayata bakışı aynı değil. Bunu daha sonra gözlemleyip öğrenmiş olduk. Hasbelkader öyle ya da böyle 2020 senesine geldik. 2020 senesine geldiğimizde bu arada MOB'de niye bu kadar yırtınıyorum? Tabii ki MOB'de sadece aldığım ilk yılı sigortasız çalıştığım bir yıldan bahsediyorum. Oradan sonra da çalıştığım ikinci bir sene var. İlk yıl maaşım 5000 TL, ikinci yıl maaşım 6500 TL artı sigorta ve üçüncü yıl son 2-3 ayda maaşım 7200 TL oldu. Ben MOB'de bu maaşa çalışırken standart bir grafik tasarımcının aldığı maaşın çok daha altına çalışırken dediğim gibi size saydığım o 1 milyon tane işi yapıyorum. Ve o aralıkta da başarmaya çalışıyorum. Ama tanıtım, strateji, marketing hiçbir şekilde çalışmıyor. Böyle bir kasımız yok. Yalvarıyoruz. MOB'nin tek avantajı vardı o dönem. Sözleşmelerde %,
80'e 21 şey vardı. Stream yüzdesi vardı. Ama bu yüzdenin içerisinde ben o yapının başındayken sanatçılara yatırım yaptırıyordum. Tanıtım yapamıyorsan klip çekeceksin. Bu adamlara bir şekilde para harcayacaksın. Bu adamlara para harcamak zorundasın çünkü kazanç yüzden çok fazla. Bu adamlara bu kadar fazla kazanç yüzdesi koyuyorsan karşılığında bir şey koyman lazım. Ha, bu aralıkta söylenen en acayip, en garip şey en çok şeyi kendine yaptın. 2019 senesinde o şirketten en çok şarkı yayınlayan sanatçı ben değilim. Şarkı sayısına bakarsanız. Yatırı boyutuna bakarsanız ben zaten tepkiyim. Kusura bakmayın. Oradan sonra gittiğim her label'da da diğer sanatçı arkadaşlarımdan fazla yatırım aldığım oldu. Çünkü hayatım boyunca bu marka değeri üzerine bir gayret gösterdim. Mücadelem hep buna oldu. Tepkinin marka değerini yükseltmeye çalıştım. Nitekim bugün geldiğimiz noktada da bu yüzden hala çok özel şeyler yapabiliyoruz. Çünkü bir planımız, bir programımız, bir stratejimiz var. Kime gitsek bu planı, programı anlatabiliyoruz ve önümüze bir yol açıyorlar. Her neyse. 2020 senesinde bedelli olarak askerlik görevimi tamamladım. Askerden döndüğümde 21 günden sonra hiçbir şeyin aynı olmadığını gördüm. Çünkü ben askerdeyken bu yapıda yönetim tarafı bendeyken benim üstüme bir yönetici getirildi. Getirilmeye çalışıldı. Ben askerdeyken bunun mailini okudum. Çünkü ben askerdeyken 2020 senesinde yorganın altında İstanbul'da bu işi yürütecek kimse olmadığı için küçücük kulaklıklarla Vio'nun Yan Yol albümünün part 1'inin mix masteringlerinin revizyonunu vermeye çalışıyordum. Bilgin abiye beatleri yolluyordum. Öbür tarafa ulaşıyordum. Bu olmamış, mastering böyle olsun, şu öyle olsun, bu böyle olsun, kapak şöyle olsun, bilmem ne böyle olsun diye bir yorganın altında askerde gizli gizli bu işleri tamamladım. Çünkü yapı o kadar az kişiyle dönüyordu. Yani benim senaryodan çıktığım bir formülde 21 günde işler yürüyemiyor. Böyle bir sıkıntıdayız. İş tarafında. Müzisyenler müzik yapıyor, orada sıkıntı yok. Askerden döndüğümde, askerdeyken bu maili aldığımda, yani selamlar arkadaşlar, artık aramızda yeni bir çalışanımız var ve bundan sonra label'larımızın yöneticileri bu adama rapor verecek. Vermem abi. Vermem çünkü o yapıya girdiğimden beri tek şey söyledim. Ben üstümde kimseyle çalışmam. Ben kimseye hesap vermem. Ben kafamda bir resim varsa bu resmin arkasında dururum ve bunu böyle yönetirim. Bunu kabul ediyorsan bunu bu şekilde yapalım. Bunu kabul etmiyorsan ben istifa edeyim. Nitekim ben 2020'nin Ocak ayında askerden istifa etme gayretinde bulundum. Binbir çabayla durduruldum. Şubat ayında da oturup benimle bir yemek yenildi. Bu yemekte de bana şu söylenildi. Tepki olarak sana ihtiyacımız var. Kerem olarak yapıdan ayrılıyorsan bile çalışma kısmında sanatçı olarak başımızda kalmanı istiyorum. Bunun karşılığında ben de bütün operasyonlarımla seni destekleyeceğim. Yapının sahibi söylüyor bunu. Okey mi okey. Bakın benim artık bu yapıdaki sanatçılarla manevi bir bağım kalmadı. Çünkü artık aramızdaki eski abi kardeşlik durumu yok. Bu arada şu anda sadece yapının iç işlerini anlatıyorum. Tutup sanatçı ilişkilerine kadar gelirsek çatır çatır her şey detaylı şekilde bu kafada, onu söyleyeyim. İstediğiniz zaman konuşabiliriz, istediğiniz ortamda konuşabiliriz hatta. Okey mi okey. O dönem 212 EP'sini yaptık. Gedo ile çıkış yaptık. Gedo hala bir aradayız falan. Bu çıkışı yaptıktan sonra zaten büyük bir video klipti, her şey iyiydi. Biz bir turne tasarladık. Tepki 212 turnesi. Hatta guest sanatçı olarak da Motive'yi aldık yanımıza. Çünkü istiyorum ki hala ya küçük de olsa bir finans dönsün. Çünkü management tarafı sıçmış durumda. Yani sanatçılar zaten şunu biliyoruz. Stream yüzdeleri çok yüksek değil ama hiç değilse diğer kaslar çalışır. Ama diğer kasları çalıştırabilecek hiçbir şey yok. Hatta ayağımıza sıkılıyor. Biz 1400 kişilik dolu bir konser geçiriyoruz. Ben diyorum ki bir ay sonraya bir konser daha koyalım. 6 ay sonraya konser koyuyoruz. Diyorum ki saçmalama ya, bir ay sonraya konser koymamız lazım. Bu konser 1400 kişi sold out oldu. Çekmece Flow'dan bahsediyorum. Beşiktaş Durak X-Tarç sold out. Ücretli konser. Yok. O konserdeki prodüksiyon giderleri sanatçılardan kesildi ve her sanatçı başına 170 küsür TL para düştü. Ve bunun sorumlusu da ben gösterildim. Halbuki ben o konserin gecesinde bu yapının sahibi olan vatandaşı karşıma alıp şöyle dedim. Bakın, bu sizin son şansınız. Eğer bu sanatçılar yarın sabah hesaplarında küçük bir para da olsa, 1000 lira 2000 lira bir parayla uyanmazlarsa, bu sanatçıları bu yapıda tutacak, motive edecek hiçbir şey kalmayacak. Çünkü bu sanatçılar bugün
bu sahnedeki dansçılarla belki takılacaklar ve dansçılar sanatçılardan daha çok para almış olacak. Bu senaryo bile bu sanatçının bu yapıya olan inancını tökezler. Bu adamlara para vermek zorundasınız. Bunun yerine çok rasyonel ve çok matematik ve çok Alman ekolünde bir yapı olarak rezalet bir yüzde dağılımıyla bir korkunç kaosun başlangıcı yapıldı. Bence Çekmece Flow konseri her şeyin boka sardığı ilk konserdi ve oradan sonra zaten kimseyi tutamadılar. 2020'de ben askerden döndüğümde işten ayrılırken yapıya en yakın arkadaşımı A&R olarak önerdim. Bu da arkamdan karşımdaki şahsın aslında onu istediği üzerine bir açıklamayla manipüle edildi. Halbuki o şahıs o arkadaşa konserde görse selam vermezdi. Tanışmıyorlardı bile. Yani hatta bu arkadaşıma yapılan bir ayıp yüzünden ben Durak XH'taki konseri neredeyse iptal ediyordum. O gece karakolluk olduğumuzda da yapının sahibi yanımdayken arkadaşımın gözlerinin içine bakıp lan bunların bilmem ne yaparım. Gerekirse kendimiz devam ederiz. Sıçarım bunun bacağına demiştiğim de var. Yapının sahibi hatırlar. Her neyse. En sonunda pandeminin başlangıcı, bu turnenin iptal olması ve bana gelen bir başka bir plak şirketinden gelen teklifle beraber bu adamın karşısına gidip şöyle dedim. Siz beni bu yapının ortağım olduğu, yani ben yapının ortağıydım bu arada. Böyle sanki yapıda şöyle bir anlaşma yaptık. Benim en atladığımız önemli konuya geleyim. Neden 47 bin aboneli Tepki YouTube kanalı MOB kanalı oldu? Neden 15 bin takipçili Tepki Twitter hesabı MOB Twitter hesabı oldu? Neden bu kadar ödün verildi? Tabii ki bu kadar ödün boşuna verilmedi. Çünkü bana bu adam dedi ki bu yapı senin yapın. Öyle ya da böyle biz ortak olacağız. Sen bu yapının ortağısın. Okey, kendi yerim yani. Evet, kendi yerim. Yani küçücük bir şey de olsa böyle %5'lik bir konu konuşuluyor. Ama diyorum ki olsun ya, ben de bir parçasıyım %5 de olsa. Tabii ki daha sonra bunun böyle olmadığını öğrenmiş olduk. Ben 2020'de o yapının sadece çalışanı olduğumu ve adam tarafından manipüle edilerek verdiğim istifayla beraber yapıdan talep edebileceğim hiçbir şey kalmadığını öğrendim. Yapının içerisinde bulunmama sebep olan şey dostum, arkadaşım, ahbaplık ilişkim olan insanlar, artık birbirimizi aramaz sormaz olduk. MOB'nin yakın takipçileri şu anda yayındaysa bilirler ki 2018 yılında her gün bir arada olan aile 2019 senesinde daha bölük pörçük, 2020 senesinde artık herkesin ayrı ayrı operasyonlar yürüttüğü bir hale geldi. Ben bu yapının sahibini karşıma alıp şunu dedim. Bakın. Ben gitmek istiyorum. Bana gelmiş şöyle bir teklif var. Bu teklif de bana gizli bir şekilde gelmedi. Buyurun, teklif de budur. Beni salın. Ben bu yapı için yırtındım. Herhangi bir ortaklığım da yok artık. Kendime ait olan her şeyi de size devretmiş oldum. Beni salın. Ben gideyim. Zaten içeride böyle bir yöneticilik durumum da kalmadı. Çünkü artık aramızda öyle bir hiyerarşi kalmadı çocuklarla. Okey, ben gideyim. Hayır gitme, şöyle gitme, böyle gitme, bilmem ne. Bakın, ben bu yapının başına geldiğimde bir motosikletim vardı. Bir evde yaşıyordum. Başka da hiçbir şeyim yoktu. Şu an motosikletim yok. Aynı evde yaşıyorum. Kredi borçlarım var. Ve toparlayamıyorum. Yok yani. Bu mücadeleye rağmen para kazanamıyorum. Tamam, şöyle yapacağız Kerem. Bundan sonra sen her ay bize şarkılar verirsin. Biz de her şarkı için sana 10.000 TL veririz ama bütün şarkıların prodüksiyon maliyetleri de sana ait. Okey. Kapakları falan da sen yaparsın. Bu da okey. İçimden diyorum ki her şarkı için 3-4 bin lira harcasam, oradan 5-6 bin lira kalsa, ayda 3 tane şarkı yapsam 18 bin lira. Ben kendimi bir şekilde toparlarım. Tamam, hiç değilse burada kalmış olurum. Bu krizden önce yapının başına geçirttiğim yakın arkadaşım bana şöyle dedi. Kerem, işte sen para için gidiyorsun bence. Hayır, para için gitmiyorum abi. İçeride huzurum kalmadı ve gitmek istiyorum. Kerem, sen para için gidiyorsun bence. Okey. Gel seninle buluşalım. Ben o gün bana gelen teklifi reddedip, diğer plak şirketinden gelen teklifi reddedip, herkesin içinde ses kaydı atıp, görüntüler alıp, screenshotlar alıp dedim ki beni bir daha aramayın abi. Ben sözleşme tarihim bitene kadar müzik yapmak istemiyorum. Ne o şirkette ne sizinle. Hiçbir şekilde. Ben çok iyi bir yönetmenim. Gider yönetmenlik yaparım. Netflix'e bir proje satarım. Bilmem ne bir proje yaparım. Yapmadığımız şey değil. Şu an inanılmaz bir rap yarışması yapıyoruz. Gayet yüksek hacimli.
Ben giderim ekmeğimi taştan çıkartırım. Benim bu sözleşmem bitene kadar darlamayın abi. Sözleşmem bitene kadar kimse beni aramasın, kimseyle işim yok. Her gün arandım. Beni aramayın abi. İstemiyorum. Ne sizinle müzik yapmak istiyorum, ne başka tarafla müzik yapmak istiyorum. Benden uzak durun abi. İstemiyorum. Tekrar arandım. Sonra bu 10 bin liralık teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Çünkü o dönemde bana şu söylendi. Kerem, sen gidersen bu yapı erkenden dağılır ve şu anda bu yapının dağılmaması lazım. Çünkü çocuklar iyi gidiyor. Bilmem ne falan. Okey. Tamam, o zaman kalayım. Tamam. Bu yapıda kaldığım 3. ayda artık iletişim bitmişti. O ünlü rap yarışmasını hatırlarsınız, internet üzerinden yapılan. O yarışmada sürekli ne yapıyorsunuz abi? Bana da bir şey sorsanız da bir şey söyleyeyim size. Bak bu böyle olmaz. Abi bunları niye seçtiniz? Abi bunları niye seçmediniz? Gibi araya girmeye çalıştığım her yerde durduruluyorum. Ve nasıl bir yarışma süreci olduğunu da yine MOB takipçileri yakından bilir. Hatta şöyle bir story atmak durumunda kaldım. Bu yarışmaya hiçbir alakam yok. Bana gelip bir şey sormayın abi. Çünkü ben sanatçı seçerken çok fazla dinamiğim var. Beynimin içinde bir tartım var. Ve bu tartı çok zor bir tartı. Benim birini yapının içine dahil etmem zaten inanılmaz zor bir süreç. Her neyse bu da bu şekilde devam etti. Nitekim en sonunda böyle artık tweetleşme, yapı içinde tweetleşmeye kadar geldik. Yani ben Katliam projesinde bulunuyorum diye ve Katliam projesinde başka rapçiler var diye, bizim hoşnut olmadığımız rapçiler var diye bir anda böyle benim hakkımda tweetler atılır hale geldi. Ama bana dün abi diyen ya da bugün abi çok teşekkür ederim, iyi ki böyle bir şeylere vesile oldun diyen gençler tarafından saygıyı ortadan kaldırdığımız korku filmi gibi tweetlerden bahsediyorum. Okey. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben hukuki bütün haklarımı kovaladım. Hukuki olarak neler yapmam gerektiğini öğrendim. O aralıkta üstüme yapılmış yatırımla tehdit edildim bu arada. Biz sana şu kadar şu kadar para harcadık tepki olarak. Bu arada cebime girmiş bir kuruş yok. Bütün yatırımlar video kliplere yapılıyor. Bütün yatırımlar, şu an çocukların dağılma sebebi de bu. Yani hayır bize para veriyorlardı, sen para almana rağmen gittin falan diyemez kimse. Benim maaşım vardı, eşek gibi çalışıyordum maaşım için. Ben uyku uyumuyordum. Eğer birinin benim ayakkabılarımda, evimde, işte bilmem neyimde gözü varsa önce uyumamayı göze alacak. Benim kadar iç gibi çalışmayı göze alacak. Başkasının kurgusunu, montajını, After Effects'ini yapmaya 7-24 kendi için değil başkaları için de çalışmayı göze alacak. O Kerem Gülsoy'un başarısıydı. Ben zaten tepki olarak o yapıdan ne kazanamadığımı biliyorum. Hiçbir şey. Sorun da değil. Hukuki haklarımı kullanıp ceza ile olan, bu arada kariyerimin çok önemli bir kırılma noktasını Bilgin abiye borçluyumdur. Yak benim için gerçekten her şeyin değiştiği şarkıdır. Buradan Bilgin abiye de çok teşekkür ederim. Yak gerçekten her şeyi değiştirdi. Yak olmasaydı bu direksiyonu buraya kıramazdım yani. Çok zordu. O yüzden minnettar olduğum birisi var. Evet, Bilgin abiye minnettarım bu konuda. Gerçekten ben de projenin hakkını vermeye ve elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Gayret ettim bu süreçte. İşlerin geldiği noktada ben artık yapıdan ayrıldım. Ve yapıdan ayrılırken dedim ki, çocuklar ben gelmek isteyen birileri varsa gelebilir. Yolu biliyorum. Nasıl gittiğini, nasıl gidebildiğini biliyorum. Gelmek isteyen varsa gelsin. Ya da ben giderken kimse abi ben de gelmek istiyorum demedi. Bir kişi dedi, şu anda burada zaten. Onun dışında o yapıdan çıkmak isteyen herkese o döneme kadar, Barry Soprano hariç, Barry Soprano'ya çünkü yapının ayrı bir kendi sistem, hukuki sistematiği vardı, ailesinin dahil olduğu. Atlas, Baskın, OG, bu aralıkta çıkmak isteyen, çıkan bütün sanatçılar, Ece, birkaç sanatçımız daha vardı, şu an kafamı tam toparlayamıyorum. Hepsi elini kolunu sallaya sallaya çıktı zaten. Benim de imzaladığım sözleşmelerden. Ben birine sözleşme imzalatırken bir para kazanmadım. MOB tarihi boyunca sanatçıların stream gelirlerinden, sanatçıların menajerlik gelirlerinden ya da yapının total ettiği kardan 1 TL, tam olarak 1 TL karım olduğunu herhangi birisi kanıtlarsa bu işlerin tamamını bırakırım. Net. Çalıştığım dönem maaşlı bir çalışandım. Arada dışarıdan onlara iş yaptığım dönemler de oldu. O zaman da bir sanırım Mert abiyle Barry Soprano'nun klibini çekerken bir yönetmenlik aşam oldu. Bir de 2020 senesinde artık pandemi sürecinde dışarıdan yaptığım küçük bazı video işleri için ekstra paralar aldım. Onun dışında yapıya sürekli borç, avans borcu. İşte
sürekli içeriye gidiyorum, borçlanıyorum. Ama asla A&R'lık geliri, A&R'lık yüzdesi ya da label menajerliği ile alakalı bir durum. Ya da işte biz tepki üzerinden bu kadar sanatçı push ettik. Tepkinin burada bir payı var, yok. Tepkinin YouTube kanalını aldın, oradan bir para alayım, yok. Twitter'dan, yok. Konserlerde sosyal medya menajeri gibi. Arkadaşlar Instagram o kadar güzel bir yer ki. Her şeyi arşivliyor. Ben şu anda 2 yıl öncesinde arşivlerine giderim. Her konserde ne paylaştığımı size gösteririm. Her konserde diğer sanatçıların ne paylaştığını da gösteririm. Oturur izlersiniz. Ha, bu aralıkta kimse benim üzerime özellikle aşkın konusu üzerinden gelmeye çalışmasın. Orada da aileye gidip yakınlar sorabilir. Neler yaşandığını, neler ettiğini. Bu hukuki bir süreçte olduğu için resmi açıklamaları yapamıyorum. Aynı bugünü beklediğim ve bugün rahat rahat konuştuğum gibi seneye de muhtemelen o konuyla ilgili çok rahat konuşabileceğim. O zaman dinlediğinizde anlayacaksınız neyin ne olduğunu. Her neyse, ben yapıdan ayrılırken kardeşim dediğim adamla şöyle bir konuşma yaptık. Bir sene içinde ben her şeyi toparlayacağım. Sen de izleyeceksin dedim ona. Ben bir sene içinde şu anda buradayım. Yükselmeye de devam ediyoruz. Çok da mutluyuz, huzurluyuz. Çünkü ben işkolik bir adamım zaten. Hayatım boyunca çalıştım. Çalışmaktan hiçbir zaman yerinmedim. Şu an tatildeyim sanıyorsunuz ama buraya çalışmaya geldik aslında. Ayağımı iki kere suya soktum. O da benim için başarı. Yani bu süreç tamamen sırtımda taşıdığım, emek verdiğim, mücadele ettiğim, bir marka benliği oluşturduğum bir süreç oldu. Bu markanın adını ben koydum. Bu markanın başlangıç stratejisini ben belirledim. Bu marka sıfırdan bugüne gelirken sanatçılarının ilk günden, bugün aramızda rap yapanlar varsa, bu yayını izleyen 9000 kişi içinde rap yapan birileri illaki vardır. Bu işlerin başlangıcının ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirler. Bu işte bir noktaya geldikten sonra konuşmak çok kolay. Ama bu işte sıfırdan bir yere gelmek gerçekten büyük mesele. İlk zamanların, biriyle düet yapabilmek, biriyle yan yana görünebilmek, birinin seni çok yetenekli birisi diye paylaşması etmesi, bu Türkçe rap camiasında benim başlattığım bir furya desem yalan olmaz. Fuat abinin döneminde yaptığı bazı durumlar dışında, Fuat abiyi saymazsak evet, kendi jenerasyonumda bu işi ilk yapmış kişiyim. Kendi jenerasyonumda genç bir rapçiyi alıp onunla alakalı bir mücadele vermekle alakalı emek sarf eden tek adamım. Benden sonra birileri yapmaya başladı. Çok da iyi yapıyorlar. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Zaten bu kocaman bir harekete dönüşsün ki biz müzik camiasını değiştirebilelim. Yeni yeni adamlar aramıza gelebilsin. Ama ben yapıdan ayrıldığımda ve yapıdaki bütün arkadaşlarıma benim derdim bu yapının sahibiyle. Araya girmeyin, ne yapıyorsanız yapın. Umurumda değil. Ne yapıyorsanız yapın. Çünkü bu yapının sahibi. Ben yapıdan ayrıldıktan sonra bir akşam Aysun ablalarda otururken... Aşkının dashboard dediğimiz bir gelir dağılım sistemi var. O sistemini açtığımızdaki bazı yamuklukları gördüğüm andan beri kafaya taktığım tek yer oldu. Bunu çözmek zorundaydım. Nitekim bugün artık çözüme çok yaklaştık. Ben giderken sanki oradaki tek problem benmişim. Ben gittikten sonra da bütün problemler çözülmüş gibi davranan herkes şu anda o yapıda değiller. Bunun her yerde geç böyle olacağı zaten belliydi. Çünkü adam bugüne kadar kimseye para kazandırmamış zaten. Ben bu aralıkta en fazla oradaki mağdurlardan biri olabilirim. Oradaki mağdurlardan biri olarak en haksız ben olamam. Çünkü bugünlere gelişinizde sarf ettiğim enerji Türkiye tarihinde görülmemiş bir enerji. O zaman ben ne olabilirim? Mağdur, darlanmış ve artık saygısızlık, sevgisizlik çekemediği için basıp gitmiş biri olabilirim. Çünkü askerden döndüğümde beni kimse karşılamadı. Bir hoş geldin şeyi bile göremedik. Yani gerçekten burada evimdeki stüdyoyu bitiren Mörda'ya bir teşekkürde bulunabilirim. Onun dışında çok şey geçmedi yani. Ha, bu aralıkta da birçok kardeşim geçmişimizi unuttuğu için herkes MOB'nin başlangıcından bugüne iyi hesaplıyor. Yani 2018'den sonra benim için de psikolojik olarak çok kolay bir dönem olmadı. Tutar bunun arkasına sığınırım, olur biter. Ama buna rağmen diyorum ki verebileceğim bütün mücadeleyi verdim. Ben kendi disleşmemdeki başarısızlığın üzerine motiveye başarı üzerine bir senaryo kurdurmaya çalışıp oradaki planı programı bile yapmış kişiyim. Kusura bakmayın. Yani bugün artık her şeyi açıyorum çünkü bıktım bunu sırtımda taşımaktan. Yani anlatamamaktan bıktım, susmaktan bıktım. Hala bu kadar rahat konuşulmasından bıktım. Bugün tek bir story attım. O da şu. Bugün biliyor musunuz? Bir sanatçıya yardımcı olmak istediğimde çocukla buluştuğumda ilk olarak çocuk bana şöyle bakıyor. Abi yalnız seninle ilgili dolandırıcı falan diyorlar. Bilmem ne diyorlar.
Adama bir saat durumu anlatmaya çalışıyorum. Abi bıktım bu işten ya. Hayatım boyunca sanatçılara yardımcı olmaya çalışmak dışında hiçbir bok yemedim. Keşke birinin üstünden para kazandım diyebilsem. Bu yapımcılık oluyor. Hasıl zaten. Sorun yok. Ama hep kendi ekmeğimi kendi taşımdan çıkarttım. Belirlediğim stratejiler beni bugüne getirdi. Daha ileriye de götürecek. Çünkü küçüklüğümden beri bunu hayal ettim zaten. Bu işin daha kurumsal, daha ayağı yere basar, daha özel, daha orijinal bir şeye dönüşmesine gayret ettim. Bugün geldiğim noktada da kimseye bir şey borçlu değilim. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Bugün duyduğum en saçma şey buydu. Hiç kimseye bir şey borçlu değilim. Aşkın dışında. Aşkına hepimiz borçluyuz. Onun dışında hiç kimseye borçlu değilim. Çünkü dediğim gibi kırılma noktamız bence Çekmeceden Yıldızlara'ydı. Oradan sonra herkes kendine bir yol açtı. Bugün herkesin geldiği pozisyonu o şarkı belirledi. Bunun dışında borcumu ödemek için her sene yırtınıyorum. Özellikle 30 Mayıs ve 14 Şubat tarihlerinde. Bu seneki biraz aksadı. Pandemiyi biliyorsunuz. Şu ortamda bir şeyler yapmak gerçekten zor. Ki Aşkın'ın video klibi de çekildi bu arada. Haberiniz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla özele girmek istemedim. Girmeyeceğim de. Yani sofrada ne yenildi, ne içildi? Orada ne yapıldı, ne edildi? Şahsi olarak cebimden yaptığım ettiğimi anlatsam zaten... Ben o yapıda o adamın arkasında duramadığı, o adamın halledemediği, o adamın halletmek istemediği her şeyin arkasında durdum. O adam elini cebine atmadığı her senaryoda elimi cebime attım. O adamın çocukları desteklemediği her senaryoda çocukları destekleyip sakinleştirmeye, sükunet içinde tutmaya çalıştım. Çünkü onlara dedim ki, eğer bugünlerde dişinizi sıkarsanız ileride çok önemli yerlere geleceksiniz. Bugünleri sabırla, sükunetle atlatabilirseniz şu an size yapılan yatırım ve verilen şans çok büyük. Çok önemli noktalara geleceksiniz. Bugün sözümün arkasında bir kere daha durduğumu görüyorum. Bununla ilgili huzurlu, mutlu ve gururluyum. Dediğim gibi burada gençler zaten kanları kaynıyor. Onlara bir şey demiyorum. Burada bir sıkıntı yok. Benim derdim her zaman yapımcıylaydı. Patrondan dost olmaz. Hep böyle denir. Bugün ilk defa patron dost olabilecek bir patron olmaya çalışıyorum. Umarım bu adaleti ve adilliği sağlayabilirim şu anda kurduğum yapıda. Şimdiden bizim için para, yüzdeler, bilmem neler çok uzak. Sadece başarmaya odaklıyız. Hiç umurumuzda değil. Yarın bir gün benim herhangi bir sanatçım, burada canlı yayında söyleyeyim, herhangi bir başarmış sanatçım buradan gitmek isterse onun önünde engel olmayacak, durmayacak tek kişi. Çünkü hayatım boyunca engellendim, önümde duruldu. Sindirilmeye çalıştım. Hiçbir sanatçım böyle bir şey yaşamaz. Eğer bir gün gitmek istiyorsa ben onun için yeterli şey yapamamışımdır ve gider. Benim için bu yapıyı yönetmek bu kadar basit. Bence bütün plak şirketleri böyle olmalı. Bağımsız olarak birçok şey başarmış. O kadar çok adam var ki hepsine saygım sonsuz. Keşke 2017'de bu Akbaba'yla karşılaşmasaydım da ben de sizin gibi independent kalabilseydim. Çünkü belki o dönem daha huzurlu, daha mutlu olurdum. O dönem başkasının tutmadığı sözlerin faturası bana kesilmezdi. Başkasının yapamadığı, beceremediği şeylerin faturası bana kesilmezdi. Ama bu üç kişilik bir denklemse eğer, ben bu üç kişilik denklemde üstüme düşeni hayvan gibi yaptım. Yani sadece size çok başarılısınız ulan, benden bile başarılısınız diyebilmem bile Türkiye Cumhuriyeti'nde kolay kolay göremeyeceğiniz bir şeydir. Bunu sahnede dinleyiciye haykırmam bile bu ülkede yine göremeyeceğiniz bir şeydir. Ben o yapıdan ayrıldığımda anlamak başım dikti. Çünkü bir bireyin, bir insanın yapabileceği her şeyi 20 küsür kişi için yaptım. Benim bilgisayar başından kalkıp sahneye çıkmadığım tek bir MOB konseri olmadı. Ben her MOB konserinde sahne grafikleri vardır ya, bu arkada gördüğünüz, her sanatçının ismi ayrı yazar, onun adı yazar, bunun adı yazar, işte dev gibi yazılar gelir falan, Esenyurt Trap yazar. Ben işte onları hazırlayan adamdım sahne kenarında, bilgisayarını kurup böyle tık 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 tık. Bana şöyle derlerdi: sahneye yarım saat kaldı. Ben de bilgisayarımın karşısından kalkar, kuliste eğlenen arkadaşlarımın yanına giderdim. Ben tek bir gün kuliste patronluk yapamadım. Tek bir gün bu işin tadını, keyfini çıkaramadım. Otobüsteysem otobüstekileri sakinleştirip herkesi dizginlemeye çalışan, kulisteysem kulistekileri sakinleştirip dizginleştirmeye çalışan, konserdeysem bak bu şarkı önce gelsin, bu şarkı sonra gelsin, sen böyle çık, sen bunu giyin, sen böyle yap, sen böyle düşün, sen böyle çalış diyen kişiydim. Hayatım boyunca bu iki senede, o iki senede hiç eğlenmedim, hiç rahatlayamadım, hiç arkama yaslanamadım, hep yorgundum. Arşivden storyler
bin tane var görürsünüz. O dönem birçok rapçi arkadaşımla aramı yanımdaki insanlar için bozdum. Gözüm kara şekilde. Hiç önemli olmadı. Çünkü bende aile ve tutuculuk kaide ve kanundur. Bu kadar işin sonunda hala kötü adam nasıl olabildim onu da bilmiyorum. Bunun akla mantığa sığar tek bir yanı yok. Net şekilde. Çünkü yaptığımız her şey şu kutucukta kayıtlı. Kaç klibin yönetmeni olduğum, kaç konserde çocukları aslanım, kaplanım diye paylaştığım. O yapıya sanatçılar da şöyle sayınılıyordu. Levo abimi çok severim. Buradan sevgiler, saygılar. Ben MOB'de bir old school görmek istesem Levo abiyi alabilirdim. Ama Tekirdağ'da bir konsere çıkmıştım tepki olarak. Saygın abi ve Hasan abiyi gördüm ve gidip onlara dedim ki sahne enerjiniz çok iyi. Sizi buraya almamız lazım. Size MOB'de bir yer vermemiz lazım. İçinde bulunduğum dönem MOB'de yapmaya çalıştığım tek şey her zaman sözleşmedeki sert durum yüzünden sanatçılara daha çok yatırım yaptırmaktı. Çünkü sanatçılar başarırsa para problemi ortadan kalkacaktı. Bunu başaramadım. Çünkü bunun arkasında çok ciddi bir marketing stratejisi olması gerekiyor. İyi bir yönetim olması gerekiyor. Ve açıkçası o kadar işi hallediyorken o kadarcık işi halledemedim, kusura bakmayın. Ama arkada kalan 5 kişilik çalışmak zorunda olan ekip de bizimle alakalı yanlış şarkılar yükleyip, yanlış işler yayınlayıp, YouTube'a yanlış videolar yükleyip, her videonun sonuna 30 saniye siyahlar koyup falan gerçekten stratejimizi inanılmaz desteklediler. 50 şarkılık EP'ler, albümler şey yapıp. İşin sonunda artık şurama geldi ve ayrıldım. Ayrıldığımda hiç kimseye borcum yoktu. Ben o markaya bütün borcumu ödedim. Ben oradaki bütün sanatçı kardeşlerime bütün borcumu ödedim. O aralıkta beraber müzik yaptık ama dediğim gibi ben o işler başladığında zaten bendim. Ben çoktan soygunu yapmıştım. Ben çoktan rüyaları yapmıştım. Çoktan televizyonda bir şeyler yapmıştık. O dönem artık ben markalarla çalışır hale gelmiştim. Sponsorlarım vardı. Şimdi kimse bana sanki o yapıdaki bütün no name sanatçılarla aynı gün müzik yapmaya başlamışım muamelesi yapmasın. Ben çok uzun yıllardır müzik yapıyorum. 2004'te Türkiye Rap Yarışması birincisi oldum. MOB'ye katılmam bundan 14 sene sonrasına denk geliyor. Ben 2004 Türkiye Rap Yarışması birincisiyim. Bu camiada takip ettiğiniz, bildiğiniz birçok rapçinin içinde bulduğu bir yarışmadan bahsediyorum. Eskiler hatırlar. Kimin ne olduğunu saymama gerek yok. Yani tutup 20 yıllık kariyerimi de 3 yıllık bir meseleye yedirecek bir adam da değilim. Ben bugüne kadar sustuysam esnaflığımdan sustum çünkü benim babam esnaf. Ben bir çiçekçinin oğluyum. Benim babam bana kaide olarak hep siktir et oğlum. Al ceketini yürü git. Bunu öğretti. Boş ver oğlum. Bunu öğretti. Artık boş vermiyorum. İşin hukuki tarafı da var. Göreceksiniz orada neler çıkacak. Neler çıkacak orada. Ama diğer tarafına gelirsek artık bu fanboylar, bu bayılan gençler falan hepsine bir sanatçıyı destekliyor olmanız diğer sanatçıya düşman olmanızı gerektirmez. Ortada bir durum varsa bunu analiz eder, doğrusunu yanlışını anlamaya çalışır, yolunuza bakar devam edersiniz. Yani hiç kimsenin ne düşündüğü de umurumda değil. Ben abdestimden eminim. Namazımı kılarım o yüzden. Sıkıntı yok. Böyle der eskiler. Dediğim gibi şahsi konulara girmek istemiyorum. Çünkü orada çok büyük gönül kırıklıklarım var. Eminim oradakilerin de vardır. Eminim bir birey olarak 20 küsür kişiyle ilgilenmek zorunda olduğum için bir sürü atladığım şey olmuştur. Bir sürü üzdüğüm genç olmuştur. Ama yine dediğim gibi büyük resme baktığımızda birçoğumuz artık başka günlerdeyiz. Birçoğumuz o günler sayesinde bugünlerdeyiz. O günlerin günah keçisini ben yapmanız imkansız. O günler sizi desteklemek, sizin arkanızda durmak ve elimden geleni yapmak dışında hiçbir şey yapmadım. Yanlış bir şey imzaladıysak hep beraber imzaladık. Oradaki mağduriyet bana da ait. Aynı boka ben de imza attım. Ben basıp giderken sen kaldıysan ya da siz kaldıysanız o zaman abi biz de geliyoruz deseydiniz hep beraber giderdik. Ben tek başıma giderken gelmek isteyen herkesi yanımda götürme teklifinde bulundum zaten. O dönem şeytanmışım gibi davranıldı. O dönem bu adam tarafından manipüle edildiniz ve bu adam size her şey çok daha güzel olacak. O gittiğinde her şeyi toparlayacağız bla 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 dedi. Ve bugüne geldiğimizde gördüğünüz gibi her şey daha güzel olmadı ki orada değilsiniz. Konu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.